İyi misin? İyiyim Süreyya. Telefon çalıyor. Teşekkür ederim. Geliyor musun? Neyse, kimse sonra yine arar. Hadi çıkalım artık. Hani üzerini değişecektin? Boş ver, çıkalım hadi Süreyya'cığım. Biz niye geldik o zaman buraya Hayriye? Süreyya'cığım çok karnım acıktı. Şimdi üstümle başımla uğraşamayacağım. Hadi canım. Hadi. Senin rengin falan kaç değil misin sen? Açlıktan kan şekerim düştü. Hadi çıkalım artık. Bu kadının burada ne işi var? Leyla Hanım bundan sonra burada çalışacak. Ne demek burada çalışacak? Benim neden haberim yok? Şevket. Baba hadi gel çalışma odasında konuşalım. Hı? Sarılmak istiyorum. Ya sen deli misin? İnanamıyorum sana yani. Bu kadının burada ne işi var Şebnem? Ya biraz sakin ol baba. Sen mi çağırdın? E kadın işe ihtiyacı var. Ya çok çaresiz biri baba. Yani eğer öyle olmasaydı senin onu kovduğunu bile bile hiç buraya gelip çalışmak ister miydi? Üstünü değiştireceksin diye taksi de yolladık. Bari çıkmadan taksi çağırsaydın. İleride bir taksi durağı var. Hemen şuracıkta. Hadi. Süreyya. Neler oluyor? Yok bir şey. E hadi. Halam mıydı? Evet Ayla. Bizi yatakta gören halamdı. E tamam da bana neden kızıyorsun Kenan? Ben istemedim ki buraya gelmek. Sana kızmıyorum. Hatta seni kendimden daha fazla düşünüyorum. Nerede bu silah? Neden daha önce bakmayı akıl etmedim ki? Kesin başına bir şey geldi bu adama. Kesin başına bir şey geldi. Hemen sana mı yetiştirdi? Hayır baba. Ya sandığın gibi ben kendimi korumakta aciz biri değilim. E kafeyi neyle koruduğumu zannediyorsun? Alarm sistemiyle mi? Güvenlik kameraları var.
Peki o kadının iki cinayetten hapiste yattığını biliyor muydun? İşe alırken bunları da sorguladın mı? Biliyorum baba, bana her şeyi anlattı. Yani işe almadan önce her şeyi anlattı. Ben hayat hakkında her şeyi biliyorum. Baba gerçekten çok çaresiz. Bak, paraya da ihtiyacı var. Bizim böyle insanlara yardım etmemiz lazım. Tamam. Madem o kadının durumuna bu kadar üzülüyorsun, burada çalışmasına gerek yok. Ben ona gereken yardımı yaparım. Leyla Hanım çok gururludur. Öyle çalışmadan kimsenin parasını almaz. Sabıkası da var. Öyle çok kolay iş de bulamaz. O kadın bir katil ve ben ailemle aynı çatı altında yaşamasını istemiyorum. Zaten bile bile eve kabul etmen inanılacak gibi değil. Efendim Bekir. Hazır mısın Hala? Hadi çıkalım. Kenan. Ben başına dert açtığım için çok özür dilerim. Boş ver Hala. Olan oldu. Hadi çıkmamız gerekiyor. Kenan. Efendim Hala? Hala gitmemiz gerekiyor. Seninle konuşmamız gerek. Efendim anne. Ayla kızım, baban gelmedi hala. Hala gelmedi mi? Gelmedi vallahi. Bu böyle olmayacak Ayla. Ben karakola gideceğim. Tamam, bekle lütfen. Ben de geliyorum. Ne olmuş? Benim hemen çıkmam gerekiyor. Hayır. Hasan'la aram düzelmedi Bekir. Ben de üzerine gitmemeye çalışıyorum. Şevket, dikkatli ol. Kayınpederinin emaneti Hasan'da. Ne dedin sen? Ben de sonradan öğrendim. İnan bilmiyordum Şevket. Bana yok ettiğini söylemişti. Açıkçası sana da söyleyemedim. Bekir, sen neden bahsediyorsun? Beni detaylı konuşturma. Kemal Bey'in emaneti diyorum. Şerife. Leyla Hanım bundan sonra burada çalışacak. Ev işlerinde ve mutfakta sana yardımcı olacak. Sen işleri detaylı ona öğretirsin, tamam mı? Peki Aliye. Siz benimle gelin lütfen. Baban ne dedi? Leyla Hanım'ın bu evde çalışmasını istemiyor. Şevket de bir şeye taktı mı takıyor yani. Zavallı kadından ne istiyor? Baban Leyla Hanım'dan neden hoşlanmıyor? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Yok babaanne. Sevemedi herhalde. Ben kadına söz verdim. Artık geri dönemem. Bir şey söylemeyecek misin Hayriye bana? Eve gittikten sonra bir tuhaf oldun sen. Ne oldu, bir söyler misin lütfen? Süreyya, kaç kere söyledim bir şey yok diye. Hem Allah aşkına ne olabilir ki? Evde birini mi saklıyorsun? Tamam. Tamam, kapattık onu. Hangi spor salonuna gideceğiz peki? Bilmiyorum ki. İstersen kızlara soralım. Yani belki Şebnem'le Ceren'in bildikleri bir yerler vardır.
İstersen bu işi sonraya bırakalım, ha ne dersin? Tamam, öyle olsun. Sabahki kararlılığından eser kalmadı. Günaydın. Ben dün gece evde yoktum. Biliyorum. Zafer dün gece pek iyi değildi. İçkiyi biraz fazla kaçırmış. Araba kullanamadığı için beni aradı. Babam söyledi. O telaşlı seni aramayı unuttum. Önemli değil. Şey, aslında önemli değil diyorum ama... Ya bir dahakine haber verirsen sevinirim. Seni merakta bıraktığım için özür dilerim. Yani şey için, evliyiz. Hani Kenan nerede diye başkalarına sormak istemem, ondan yani. Evet. Benim çıkmam lazım. Kafeye gideceğim. Okey. Görüşürüz. Görüşürüz. Yemekleri ben yaparım. Servisi de ben yaparım. Sen günlük işleri yaparsın artık. Aslında haftada 2 gün temizlik şirketinden elemanlar gelir. Onlar genel temizliği yaparlar. Madem sen her gün geleceksin, onlara ihtiyaç kalmaz artık. Tamam Şerife Hanım. Sen alışana kadar ben sana yardımcı olurum. Şimdi ev boşalsın gitsinler. Şöyle bir dolaştırırım evi sana. Neyin nerede olduğunu görürsün. Gel. Seninle biraz konuşabilir miyim oğlum? Tabii Aliye Hanım. Buyurun. Bu kağıdı burada. Senin odanda buldum oğlum. Aliye Hanım ben... Seni suçlamak veya yargılamak için burada değilim. Her şey ortada. Çekip gidecektim. O yüzden Onut'u yazdım. Ama geri döndün. Evet. Son anda yapamayacağımı anladım ve geri döndüm. Bu benden kaynaklanan sorunlarla ilgili. Aliye Hanım, Şebnem'in bundan haberi var mı? Hayır. Yok. Biliyorum oğlum. Daha yolun başındasınız. Evlilik hiç kolay değil. Sabır ister. Ama senin kolay yolu seçmen beni şaşırttı. Çünkü sen bu değilsin. Seni çocukluğundan beri tanırım. Neler yaşadığını gayet iyi bilirim. Her şeye rağmen mücadelenden vazgeçmedin. Aliye Hanım, bir Şebnem'le beraber büyüdük. O benim için çok özel. Siz karı kocasınız. Bir sorununuz varsa birlikte çözmelisiniz. Bunu da hiç bulmadım. Bu konuşmayı da burada seninle hiç yapmadım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hem yıllarca para al, hem de silahı sakla. Sen gebermeyi hak etmişsin.
Alo. Alo anne. Anne, Şerif oralarda mı? Yukarıda oğlum, ne oldu? Odamdaki kıyafetlere dokunmasın anne. Dokunmasın mı? Temizliğe gidecek olanlara mı? Evet anne, olduğu gibi bıraksın. Tamam oğlum, tamam. Tamam anne, sağ ol. Sen de sağ ol oğlum. Şevket de bu aralarda iyice tuhaflaştı. İşte burası da Şevket Bey'in odası. Birkaç gün önce Ayla Hanım'la evlendi. Şevket Bey düzene çok önem verir. Böyle ortalıkta birkaç tane kıyafetini görürsem bil ki temizleme için bırakmıştır. O zaman ceplerini boşaltıp kuru temizlemeye gönderilmek üzere ütü odasına bırakırsın. Bakıyorum da son günlerde bayağı huzursuzsunuz Nemine Hanım. Bir derdiniz mi var? Mesela Ayla Hanım gibi. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Her boşanınızda masamın önündesiniz. Demek ki size beni çeken bir şeyler var. Odama geçelim. Sen ne biçim iş yapıyorsun Reysel? Anlamadım. Ben sana kafedeki kadın şirkete geldiğinde ne altlar karıştırıyor öğren demedim mi? Kadın evimde ve şirketimde fink atıyor. Sen ne yapıyorsun hiç? Evinizde mi? O kadın bir şekilde Şebnem'e ulaşıp kendini acındırıp işe aldırmış. Peki bütün bunlar olurken sen neredeydin? Şevket Bey, kadın oturduğu eski mahalleye gittim. Gören kimse yok. Şirkette de kime geldiği belli değil. Bana mazeretler uydurma Veysel. Mazeret üretmiyorum. Eğer işini yapmayacaksan çek git. Nasıl isterseniz. Acaba ne var içinde? Neyse. Aile gelince görürüz. Anne. Anneciğim. Merhaba Şebnem. Merhaba Veysel. Şebnem, Leyla Hanım sizin evde mi çalışacak? Babamla konuştun değil mi? Evet. Tabii Leyla Hanım'ın eve kadar gelmesinden seni sorumlu tuttu. Ya çok üzgünüm. Çok mu kızdı? Sorun değil. Ama keşke daha önce bana söylemiş olsaydın. Evet, haklısın. Neyse, şimdilik hoşça kal. Peki, hoşça kal. Sen Şebnem'le mi konuşuyordun? Evet. Bir daha seni karımla konuşurken görmeyeceğim Veysel. Duydun mu beni? Bir daha karımın etrafında dolaşmanı istemiyorum. Sen para ve mevki için evlendiğin kadını mı kıskanıyorsun yoksa? Gerçekten çok komiksin. Onunla çıkarların için evlendiğini görmeyecek kadar kör mü zannettin sen beni? Sen neden bahsediyorsun ya? Veysel, eğer bir daha bilip bilmeden benim hayatımla ilgili
Hele hele evliliğimle ilgili konuşursan ne yaparsın? Ne yapacağımı o zaman görürsün. Lan hop hop Kenan. Karımın etrafında bir daha dolanmayacaksın. Sen bana bir veremezsin. Ayağını denk al Veysel. Veysel bin arabaya. Etrafında dolaşma, seni bu şirkette barındırmam. Zahmet etme. Zaten işten ayrıldım. Tamam Zeynep, bir dakika dur. Bir şey. Aç gözlü ne olacak? Bir de bana ahlak dersi veriyordu. Acaba ailesine haber vermişler midir? Ayla annesindeydi. Anne keşke geceden arasaydın beni. Gelirdim ben yanına. Söyleseydim ne olacaktı Ayla? Ne yapacaktın? Merak etme anne. Gelir anne deyip beni geçiştirecektin. Yanıma mı gelecektin sanki? Aşk olsun anne. Yapar mıyım hiç öyle şey? Gelirdim yanına. Senin biraz sinirlerin mi bozuk anneciğim bugünlerde? Pardon. Efendim Şevket. Neredesin Ayla? Annenle misin? Evet. Hala annemdeyim. Hayır, babam dün gece gelmedi. Annem de sabaha kadar uyumadı. Çok endişeli. Polise gidecekmiş. Polise mi gidecek? Açıkçası ben de endişelenmeye başladım artık. Telaş etme hayatım. Ben de ilgileniyorum. Doğrusu ciddi bir şey olduğunu düşünmediğim için üstüne gitmemiştim. Yine de kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Umarım dediğin gibi olur. Tamam. Gece evinde değil miydin sen? Ben... Annem hala uyumadı dedin. Onun yanındayım dedin. Anneciğim... Şevket'e burada olduğumu söyledim. Anne biliyorsun eğer bunu öğrenirse... Sen ne haltlar karıştırıyorsun ha? Evliliğin daha dün bir bugün iki. Şimdiden yalan söylemeye mi başladın kocana? Ne işler karıştıracağım anne? Neredeydin gece sen? Ben gece arkadaşlarımla birlikteydim. Gece kalınca da... E sen evliliğinin başındasın. Daha şimdiden geceyi dışarıda mı geçiriyorsun? Sen ne diye evlendin bu adamla? Ne haltlar karıştırıyorsun? Ne karıştıracağım anneciğim? Bana cevap ver diyorum Ayla. Gece neredeydin? Cevap ver, gece neredeydin? Ya kocan senin öğrenirse ona yalan söylediğini? Bana bak. Ben babanla senin yüzünden kavga ettim. Ona karşı seni hep savundum. Senin yaptığına bak şimdi. Anneciğim şimdi konuşulacak konu mu bunlar? Daha önemli bir mevzumuz var. Babamla ilgilenmemiz gerekiyor. Bak bunu doğru söylüyorsun. Baban günlerdir kayıp ama biz oturduk. Sen gece neredesin? Onun kavgasını yapıyoruz. Anne benim şirkete gitmem gerek. Şevket'le de konuşacağım. Babamla ilgilenecek. Günlerdir söylüyoruz ama gittiği fabrika bile daha aranmadı değil mi kızım? Haklısın anneciğim, merak etme. Eğer ondan da bir haber gelmezse polise gideriz artık. Pislik herife bak ya. Abi sen neler yapıyorsun? Şirket ortasında Veysel'le kavga etmek de ne demek? Ya bırak Allah aşkına. Aşağılık herifin teki o. Aşağıda herkes sizi konuşuyor oğlum. Ya konuşurlarsa konuşsunlar abicim. Sürekli Şebnem'in peşinden dolanıp duruyor. Şebnem mi? Ya sen delirdin mi? Veysel yapmaz öyle şey. Ya ne diyorsun Zafer? Yapıyor işte diyorum. Abi seni anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum ya. Ya üç gün evvel şurada kaçma planları yapan sen değil miydin? Abicim ne demek bu? Karımın başka bir adamla yakınlaşmasını kabul etmem mi gerekiyor bu yüzden? Ya sen neler söylüyorsun ya? Her şeyden önce Şebnem kabul etmez böyle bir şeyi. Şebnem bal gibi de kabul ediyor. Kaç keredir denk geliyorum telefon konuşmalarına. Ya Şebnem benim karım abicim. Öyle ya da böyle. Ben evliyken başka bir adamla yakınlaşmasına izin veremem. Bu kadar. Abi şu an konuşan sen misin yoksa egon mu? Ya Zafer bunun ego ile ne alakası var abi?
Adam beni deli ediyor. Nerede görse laf sokuyor. Şebnem'le benimle ilgili yorumlar falan yapıyor. Nasıl? Anlamadım. Ya yok işte ben senin Şebnem'le niye evlendiğini biliyorum falan filan diyor. Yok abi bilmesine imkan yok. Zafer biliyor işte. Öğrenmiş bir şekilde diyorum. Oğlum çok açık veriyorsun ya. İnanılmaz mutsuz gözüküyorsun. Evlendiğin ilk günden beri acı çekiyor gibisin abi. Bak şunu unutma ki burada esas kurban Şebnem. Senin evlenirken bir amacın vardı. Babanı kurtarmak. Şebnem seninle karşılıksız evlenmeyi kabul etti. Ha Aliye Hanım. Leyla Hanım'a evi gezdirdim. Neler yapacağını da gösterdim. Şimdi yukarıda odaları temizliyor. Güzel. Ha Şerife. Ha. Birkaç gün gözün üstünde olsun. Bak bakalım nasıl çalışıyor. Hiç merak etmeyin siz. Ha bir de Doktor İsmet'in telefonunu ajandada bulamadım. Ha. Sen ilgileniver olur mu? Tamam. Tamam. Aa hoş geldin canım. Hı. Hoş bulduk canım. Ay tam zamanında geldin ha. Bugün her zamankinden daha kalabalık. Hı öyle. Aa Şebnem ya doğum günde olanlar için özür dilerim. Anlamadım. Ya Süreyya teyze Şevket amcanın evlendiğini biliyor sanıyordum ben. Ha, ya önemli değil. Herkes gibi annem de biliyordu evleneceğini. Ay, bu arada Hayriye teyze duruma daha çok şaşırdı fark ettin mi? Yo. Tamam tamam. Daha sonra konuşuruz. Sonra dedim. Annen nasıl? Hiç iyi değil. Fabrikaya gidip gitmediğini kimse ona söylemediği için de çok kızgın. Evlendiğimiz için Hasan'ın bize kızgın olduğu belli. Annenle bu konuda tartışmışlar mı? Evet. Gördün mü? Belli ki kafası bir şeye bozuldu, bir yerlere gitti. Ortalığı telaşa vermenin manası yok. Ben idari bölümdeki arkadaşıyla konuşacağım. Eğer o da bir şey bilmiyorsa artık polise gitmekten başka çare yok. Ben çıkarken idari amirle konuşurum canım. Sonra da gerekirse gidebileceği her yere baktırır. Sen yeter ki endişelenme canım. Benim bu arada bir toplantım var, ona katılmak zorundayım canım. Tamam. Benim de odada birkaç işim var, onu halledeceğim. Sonra da annene gidersin. Görüşürüz hayatım. Ayla, bugün gelmeyeceğini sanıyordum. Yok, Şevket'le konuşmam gereken bazı şeyler vardı, onun için geldim. Hı hı. Otursana şöyle. Babandan haber var mı? Hala yok. Neyse, yani herhalde endişe edecek bir şey yoktur. Yani o gece o kadar belliydi ki evliliğinize karşı oldu. Herhalde asabı bozuldu, çekti gitti bir yere. Şevket de aynı şeyleri söyledi. Hı. İstenmeyen ne çok şey yaşandı değil mi Kenan? Senin anlamsız ve mantıksız inadın yüzünden hepimiz mahvolduk. Ne demek istiyorsun Ayla? Ne demek istiyorum biliyor musun? Bunları demek istiyorum. Evliyken bile benimle kaçma planları yapmışsın Kenan. Ayla sen benim eşyalarımı mı karıştırdın? Allah aşkına takıldığın şey şimdi bu mu yani? Bana niye söylemedin Kenan, niye? Eğer bana söyleseydin... Artık eğerler için çok geç Ayla maalesef. Çünkü sen Şevket'le evlisin. Kenan, benle doğru düzgün konuşsaydın... ...bugün evli olmayacaktım Kenan. Çay bahçesine de zamanında gelirdim. Bunları biliyorsun, bunları yapacağımı biliyorsun sen. Evet Ayla, biliyorum. Söylediğin gibi seninle açık açık konuşsaydım şu anda Şevket'le evli olmazdın. Çay bahçesine de vaktinde gelirdin. Sen duyguların hep arkasında oldun. Kenan,
evliyken benimle kaçmaya çalıştığına göre sen de beni çok seviyorsun. Neden böyle yaptın Kenan? Neden? Anlayamıyorum. Neden yaptın? Ayla, bu saatten sonra inkar edecek değilim. Evet, seninle kaçma planları yaptım. Ama sonra bütün bunları Şebnem'e yapamayacağımı anladım. O bunların hiçbirini hak etmiyor. Öyle mi? Peki ben bunları hak ediyor muyum? Hayır. Tabii ki hak etmiyorsun. Ama Ayla, görmüyor musun? Geri dönüşü olmayan yollara girdik. Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Her yolun bir dönüşü vardır Kenan. Ve ben bu biletleri bulduğum için hiçbir zaman umudumu kesmeyeceğim. Efendim anne. Ayla, hastaneden aradılar kızım. Baban oradaymış. Ne? Hastanede misiniz? Ne hastanesi? Tamam. Sen daha çıkma telefonlarıma. Ama o Şevket'in karısıyla ne haltlar yediğini elbette öğreneceğim. Bir de saf saf sana Şebnem'den boşan dedim. Ah Şerife. Efendim. Doktor İsmet Bey'in ev adresini biliyor musun? Ay vallahi bilmiyorum ama hala hastanede çalışıyor, onu biliyorum. Emekli olmadı mı? Yok. Geçen hafta hani gitmiştim ya tahliller için hastaneye. Oradaydı. Sağ olsun bana epey yardımı dokundu. Süreyya. Ne oldu, daldın gittin yine? Aklım Şebnem'e takılıyor Rıza. Şebnem'e mi? Ne olmuş Şebnem'e? Bunu söylemem doğru mu bilmiyorum ama galiba Kenan Şebnem'i aldatıyor. Kenan Şebnem'i aldatıyor mu? Hı hı. Ya nereden çıkartıyorsun bunu ya? Kenan böyle bir şey yapacak bir adam değil ki. Vallahi Rıza, ben Kenan hakkında artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. Nereden çıkartıyorsun bunu? Bak, bu sabah Hayri'nin evine gittik. Hayri üstünü değiştirmek için yukarıya çıktı. Telefonu çalınca ben de telefonu ona götüreyim dedim. Hayri Kenan'ın odasının önünde taş kesilmiş bir halde duruyordu. Yüzündeki korku ifadesini sana anlatamam. Sonra panikle hemen odanın kapısını kapattı. Sonra da beni sürükleyerek apar topar evden çıkardı. Yani hiçbir şey anlamadım. Süreyya, hemen niye bağlamışsın? Belki de bambaşka bir şeydir. Hayır, işte öyle değil. Evden çıkınca Kenan'ın odasının camından birini bakarken gördüm. Ama kim olduğunu seçemedim tabii. Panikle hemen perdeyi kapattı. Ben yine de Kenan'ın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bak göreceksin, altından bambaşka bir şey çıkacak. Ya gerekirse gider Hayriye ile konuşursun. Umarım senin dediğin gibi olur. Ya sen benimle önemli bir şey konuşacaktın. Telefonda öyle dedin. Kızmayacağına söz verirsen söylerim. Canım, sana niye kızayım ki? Lütfen söyle. Buraya ortak olmak istiyorum. Ortak. Sen burayı satın almayı düşünmüyor muydun? Evet. Tamam. Yarısını ben ödeyeyim, ben de buraya ortak olayım. Ne dersin? Kimse görmeyecek, anladın mı? Bunların bir bedeli olduğunu biliyorsun değil mi? Tamam, merak etme sen. Diline hakim ol yeter.
Rıza, Allah aşkına bunu da bu kadar düşünecek ne var? Süreyya, ben... Lütfen. Hemen reddetme. Çalışmak istiyorum. Ama buna nereden ve nasıl başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Belki senin yanında çalışmaya başlarsam önce... daha rahat olurum diye düşünüyorum. Canım, burada çalışman için ortak olmana gerek yok ki. Evet ama ben kendimi öyle rahat hissedemeyeceğim ki. Lütfen Rıza. Senin yanında çalışmayı çok istiyorum. Hadi. Merhabalar. Babam buraya getirilmiş. Adı Hasan Yılmaz. Durumu hakkında bir şey öğrenebilir miyim? Yakınları mısınız? Kızıyım. Eşiyim ben de. Hasan Yılmaz adına kayıtlı bir otomobil bulundu. Durumu nedir peki? Ne olmuş? Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun ne demek? Babanız trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Üzerinden kimlik çıktı ama... olsun. Sağ ol. Şebnemciğim. Otursana, nereye gidiyorsun? Müşterilerle ilgilenmem lazım. Annen Paris'e gitmiş. Evet. Ya Ceren, Ferit Fercat'ın konserine 2 tane biletim var. Gelmek ister misin? Kimin? Keman virtüözü. Aynı zamanda kemanı ağlatan kişi olarak da bilinir. Ay hiç dinlemedim. Yani anlaşılan sizin zevkiniz annemle daha uygun. Şebnem. Ferit Fercat dinledin mi hiç? Aa tabii. Muhteşemdir. Gördün mü? Bak, inan bana bayılacaksın. Nasıl yani? Şimdi siz sevdiniz diye ben konsere mi gideceğim? Evet, ne olmuş? Tamam, geleyim. Ama beğenmezsem çıkarım. Tamam, tamam. Ama çıkmayacağını biliyorum. Ya. Ha Şebnem. İsterseniz 2 bilet daha bulabilirim Kenan'la sana. Aa, yok, şimdi Kenan'ın işleri pek belli olmuyor. Hani belki daha sonra. Nasıl istersen. Babam öldü. Anneniz sizi bekliyor. Anneciğim. Nasılsın, iyi misin? Ben artık iyi olamam ki. İyi olamam Ayla. Başınız sağ olsun.
yalnız başıma ne yapacağım artık Ayla? Tek başıma ne yapacağım? Öyle şey olur mu anneciğim? Ben hep senin yanında olacağım. Ben neden oldum? Benim yüzümden oldu. Gitmesine ben sebep oldum. Anne sakın aklına öyle şeyler getirme, olur mu hiç? Elbette sen yapmadın anneciğim. Telefonlarımı açmayınca gelmek zorunda kaldım. Hala ben sana nasıl açıklayacağımı bilemedim. Senin Şevket'in karısıyla bir ilişkin mi var? Sandığın gibi değil. Ne sandığım gibi değil Kenan? Geceyi o kadınla evimde geçirdin. Ben hayatımda böyle rezil bir durum görmedim. Ayıp denen bir şey var canım. Üstelik Süreyya da yanımdaydı. Ya sizi görseydi? Allah'ım. Yani evde olmayışımı fırsat bildin değil mi? Üstelik de kayınpederinin karısıyla. O aldığım yüzük vardı ya hala. Onun için almıştım. Onun için mi? Ama nasıl olur? Yani kız daha siz Şebnem'le nişanlıyken Şevket'le orada burada görünüyordu. Yoksa ikiniz de aynı anda mı çıkıyordu? Aman Allah'ım, aman Allah'ım, iyi ki Şebnem'le evlenmişsin. Zannettiğin gibi değil. Ne zannettiğim gibi değil? Kenan, yani zaten Şebnem'le evlenmeniz, nişanlanmanız çok kısa bir sürede gelişti. O kızın pat diye Şevket'le birlikte olduğuna inanmamı bekleme benden. Hemen Ayla'yı suçlama. Ben Ayla'dan ayrıldıktan sonra gitti, Şevket'le evlendi. Ha maşallah. İki günde kendine zengin ve güçlü bir adam buldu, öyle mi? Hem de patronunu. Alacığım, anlamadan dinlemeden yargılıyorsun şu anda ya. Bunun dinlemesi anlaması yok Kenan. Geceyi o kadınla aynı yatakta geçirmenin de bir mazereti yok. Kenancığım, ben seni oğlum gibi değil, oğlum olarak büyüttüm. Biliyorum hala. Yani geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. O artık Şevket'in karısı. Eğer Şevket bunları bir duyarsa, yani bir duyarsa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Bir de sana Şebnem'den boşan diyordum. Eğer aklın varsa Şebnem'den kesinlikle boşanmazsın ve o kızı da unutursun. Yani kadın evleneli birkaç gün olmuş. Seninle birlikte olmaya cesaret ediyor. Bunu bir düşün istersen. Böyle bir şey olmadı hala. Kenan, ben hastanedeyim. Ne oldu? Hasan, trafik kazasında ölmüş. Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Senin gelmene gerek yok. Ben Ayla'nın yanında kalıp buradaki işlerle ilgileneceğim. Zafer'le konuş. Cenaze işlemleriyle ilgili prosedür neyse halletsin. Tamam, tamamdır. Temizlemeye gidecek başka kıyafet var mı diye bakıyordum. Şimdilik sadece koltuğun üstündekiler gidecek. İşim bitince aşağıya gelirsin mutfağa. Tamam. Thank you.
acaba? Kimin kanı olacak canım? Sağ ol canım. Şebnem, sana inanamıyorum. Ne oldu? Ay, adamla beni baş başa bıraktığın yetmedi. Bir de konser davetini kabul etmek zorunda kaldım. Ya Zafer çok iyi bir çocuktur. Yani ne olur bir şans versen. Şebnem. Ya sen beni böyle takım elbiseli bir adamla yan yana hayal edebiliyor musun? Yani adam jilet gibi ya. Bir de bana bak. Ya bu kadar ön yargılı ve şekilci olmasan. Anladım. Annem giderken görevini sana devretmiş. Yani olabilir. Belki. Ya tamam, bunları sonra konuşuruz da ben sana bir şey soracağım. Kenan'la aranız nasıl? Yani bildiğin gibi işte. Aynı odada mı yatıyorsunuz? Evet. Ama Kenan yerde yatıyor. Nasıl ya, bayağı yerde mi yatıyor? Anladım, sen ders veriyorsun. Yakışır. E Ceren, bu gülünecek bir şey mi? Ay. Ya benim için ne kadar acı biliyor musun? Tatlım, özür dilerim ya. Bir an Kenan'ı yerde yatarken düşününce dayanamadım. Hak etti ama, hak etmedi mi? Yani ben onu o kadar severken onun yaptığına bak. Bence hatasının farkında. Yani yaptığın ne kadar korkunç bir şey olduğunu biliyor. Bak, özür de dilemiş. Öyle. Çiçek falan da aldı. Bence pişman oldu. Yani sence de öyle değil mi? Öyle de benim biraz zamana ihtiyacım var. Leyla Hanım. Buyurun. Onlar Şevket'in kıyafetleri mi? Evet Aliye Hanım, temizleyiciye gideceklermiş. Hay Allah, ben size söylemeyi unuttum. Onlar temizleyiciye gitmeyecek. Odasına koyarsınız tekrar, olur mu? Tabii. Tabii, kızını zorla kocaya verirse evden de kaçar, kötü yola da düşer. Gazeteler her gün bu haberlerle dolu. Sonra da analar babaları ağlarlar. Ne yazık ki günümüzde bile hala çocuklarımızı kendi kölelerimiz sanıyoruz. Onları anlamak, dinlemek yerine hayatlarını karartıyoruz. Ayşe. Sen ne haklı benim çantamı karıştırırsın? Çantanı mı karıştırmışım? Sakın inkar etmeye kalkma, biliyorum. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Ayşe, yaptığın çok ayıp. Senin insanların hayatına burnunu sokman ayıp değil mi Nevin? Ayla'nın telefonundan bahsediyorum. Onu sen aldın. Ay, siz delirmişsiniz. Ay, taktınız telefonu aldım diye. Niye alayım ki onun telefonunu? Hem patronun karısı o. Niye dalaşayım onunla? Vardır elbet bir nedeni. Ayşe, saçmalama da lütfen çantamdan aldığın şeyi geri ver.
Sen benim aldığıma ne kadar eminsen ben de senin aldığına o kadar eminim. Ama istersen takas yapabiliriz. Patronun karısı diye yalakalık yapıyorsun değil mi ona? Benim kimseye yalakalık yapmaya ihtiyacım yok. Aile benim çocukluk arkadaşım. Sen de çok iyi bilirsin ki bu şirkette sadece adam gibi iş yapanlar barınabilir. Kimse kimsenin ardına sığınarak kalamaz. Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Cemil Bey. Hoş geldin Mesela abi. Ne haber? İyi abi, sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyorsun abi? Gittiniz. Daha sonra. Gelmediniz geçen hafta. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Veysel hayırdır? Sen bu saatlerde buraya pek gelmezdin. İşten ayrıldım. Çok güzel. Abi. Ya sen Şevket'in has adamıydın. Ne oldu da böyle oldu? Sürekli ayrıl bırak diyen sen değil miydin? Ayrıldım işte. Kurcalama. Tamam tamam sustum. Sen ne yaptın satış işlerini? Burayı alıyoruz. Alıyoruz derken? Süreyya ile beraber. O da burada çalışacak. Ne güldün lan? Nesi komik bunun? Hiç. Ortaklığın komik değil tabii. Ben sana gülüyorum. Senelerce sabredip sabredip sonunda Süreyya'nın konusunda muradına erdin ya. Ona gülüyorum. Vallahi senin sabrına hayranım ha. Seni kendime örnek almam lazım. Saçma saçma konuşma ya. Git kendine gülecek başka bir şeyler bul. Benim daha önemli işlerim var ya. Otur şuraya otur. İki kadeh bir şey ısmarla da içelim. Yusuf. Gel gel. Şu ağacı doyuralım yoksa benim başıma bela olacak. Hemen baba. Bak hala gülüyorsun. Biz iki kardeş değiliz. Biliyorsun benim yedekte 5 kardeşim daha var. Bana seni bir daha aramamamı söyledin demin. Ama bakıyorum da bensiz yapamıyorsun. Mecbur olmasaydım seni aramak zorunda kalmazdım. Söyle bakayım seni mecbur eden şey ne? Kataloğu benim aldığım güvenlik kameralarına kaydedilmiş. Tabii sen de kataloğu alırken güvenlik kameralarına poz verdin değil mi? Ya şirkette hiç kör nokta yokmuş. Yani şirket bey her yere kamera koymuş. Şimdi de güvenlik görevlilerinden biri beni tehdit ediyor. Ben ne yapabilirim Nevin? Kataloğu çalan sensin. Daha dikkatli olsaydın. Hem o kadar para aldın. Bu olay ortaya çıkmadan yurt dışına çık. Ya da yap bir şeyler. Sen bu işin tek başıma üstüme mi kalacağını zannediyorsun? Kızım, bana bir şey olmaz. Şevket'in tek derdi şirketteki haini bulmak. Bulduğu zaman da ne yapar bilmem. Ama bir bayanı zor durumda bırakmak bana yakışmaz değil mi? Gel. Aliye Hanım, telefonunuz buyurun. Teşekkür ederim. Efendim oğlum? Ne? Ne zaman? Tamam. Tamam oğlum, tamam. Aliye Hanım, iyi misiniz? İyi misiniz? Aylan'ın babası ölmüş. Zavallı kız, kim bilir şimdi ne haldedir? Yavrum kızım ne haldedir acaba? Ayla mahvolmuştur. Hem de para için adam öldürmüş. Kayınpederini. Yüzükte kan vardı. Ne
yüzük kardeşinin güvencesi olacak. Adam sandığım gibi haltlar karıştırmışsa, o zaman bu yüzük onun belası olur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Doğum gününde bir sürü planlar yaptık, sonra hiçbirini uygulayamadık. Canım, yapmadık diye unutacaktı değiliz ya. Hayriye. Yalan söylemeyi ne sen becerebiliyorsun ne de ben. Anlamadım. Sen yalan söyleyince anlıyorum. Geçen sefer Şevket'le ilgili sözlerini inkar ettin. Sesimi çıkarmadım. Ama yalan söylediğini biliyordum. İyi de Süreyya'cığım söylemiştim ya. Yani onlar öfkeyle söylenmiş sözlerdi. Geçen sabah da yalan söyledin. Kenan buradaydı değil mi? O yüzden beni sürükleyerek evden çıkardın. Saçmalama Süreyya. Ya neler kuruyorsun böyle? Hayriye. Kenan'ın odasının perdesinin oynadığını gördüm. Evde olduğunu biliyorum. Yanında biri mi vardı? Evet, Kenan buradaydı. Ama yanında hiç kimse yoktu. Neden sakladın o zaman? Geceyi Kenan'ın kendi evinde değil de burada geçirdiğini görünce ben de çok şaşırdım. Galiba Şebnem'le aralarında sorunlar var. Farkındayım. Süreyya'cığım, bak senin de dediğin gibi onunla bununla uğraşacağımıza, çocuklarımızın sorunlarını aşmalarına yardım etmemiz gerek. İstersen karşımıza alıp konuşalım, ha ne dersin? Neden burada tek başınasın hayatım? İçerisi çok kalabalık. Biraz yalnız kalmak istedim. İyi yapmışsın canım. Hadi sen git. Ben biraz daha kalıp geleceğim. Tamam canım. Ben yukarıda olacağım. Başınız sağ olsun. Demiştir babaanne. Böyle zamanda yalnız kalınmaz kızım. Hepimizin desteğine ihtiyacı var. İnanamıyorum. Sanki kabusun içindeyim. Başın sağ olsun. Çok üzgünüm. Diyeceğimi bilmiyorum. Hmm.
içeri girelim istersen. Şerife Hanım, bu Şevket Bey'in eşi Ayla Hanım nasıl bir kadın? Yani ben kendisiyle daha önce birkaç kere karşılaştım tabii de. Yani nasıl davranırım evde karşılaştığımda onu bilmiyorum. Ay aslında ben de bilmiyorum. Vallahi bu kadın ne yer ne içer, yemeklerde nasıl ister düşünmüyor değilim. Ama sonuçta bu evin hanımı. Aliye Hanım'la Şebnem Hanım'a nasıl davranıyorsak ona da saygıda kusur etmemeliyiz artık. Tabii canım, tabii elbette. Ayla Hanım birkaç gündür annesinde kalıyordu. Bu akşam döner diye düşünüyorum. Ay sen odayı temizledin değil mi? Temizledim, merak etme. Çıkmadan önce bir toz daha alırım tekrar. Ortada benim anlamadığım tuhaf bir şey var yalnız. Fabrikaya gitti demiştiniz ama iki fabrikada gitmemiş. Ya giderken kazayı yolda geçirdi desek o da değil. Çünkü kazayı geçirdiği yer yol üstü değil. Ben de sordum. Gitmemiş ya da gitmeye fırsatı olmamış. Anlamadım, nasıl yani? Zafer'e ilgilenmesini söylemiştim. Galiba birkaç gün önce kaza geçirmiş ama yeni bulmuşlar. Sanırım ölümüyle ilgili şüpheli bir durum var. Acınız çok büyük Sevgi Hanım. Allah sabırlar versin. Sağ olun. Eğer bir ihtiyacınız olursa... Allah razı olsun. Teşekkür ederim Aliye Hanım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Şebnem hadi kalk biz gidelim kızım. Ben sizi geçireyim. Kim onu öldürmek ister ki? Konuyu kapatalım. Annemleri huzursuz etmenin alemi yok. Şerifiye yardım etmesi için gönderebilirim. Yok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa. Teşekkürler. Tekrar başınız sağ olsun. Ben birkaç gün daha burada kalsam iyi olacak. Olur canım. İstersen annen bir süreliğine bizde kalabilir. Yok. Annem evinden başka hiçbir yerde kalmaz. Hem senle de ilgilenemedim bu aralar. Kusuruma bakma olur mu? Sen beni düşünme canım. Annenle ilgilen. Benim yüzümden oldu. Ölümüne ben sebep oldum. O kadar öfkeyle suçladım ki alıp başını gitti. Sabahki konuşmalarında vardı bir hayırsızlık. Sanki veda eder gibiydi. Belki de kazayı da bilerek yaptı. Babası için tek damla gözyaşı dökmedi. Oysa Hasan onu ne kadar severdi. Ona sahip olmak, onu korumak için neler feda etmişti. Alo.
Efendim? Şerife, o kadın çıktı mı? Kim? Leyla Hanım mı? Evet. Çıkmak üzere. Söyle, beni beklesin. Peki Şevket Bey. Şevket Bey beklemeni söyledi. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabanız amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben içerideyim. Leyla Hanım, Şevket Bey çalışma odasında sizi bekliyor. Babamın öldüğüne hala inanamıyorum. Anneme destek olmak için kendimi tutuyorum ama çok zor bir durum olduğunu farkındayım. İnan ki ne diyeceğimi bilmiyorum hala. Olsun. Burada olman yeter. Ayla, belki zaman değil ama sana bir şey söylemem lazım. Tabii söyle. Nevin telefonu aldığını kabul etti. Ne? Hangi cesaretle bunu kabul etti? Nasıl söylettin peki ona bunu? Mecbur bıraktım. Bundan sonra sana karşı kullanamayacak. O zaman Kenan da biliyor artık. O zaman o resimleri masama şantaj yapmak için koymuş, değil mi? Peki sana karşı kullanmayacak derken ne demek istedin? Sonra anlatırım. Yani bunca derdinin arasında bir de telefonu kafana takma diye söyledim. Nevin artık senden çekinecek, hiç merak etme. Ben artık gideyim Aylacığım. Gel. İçeri gel. Kapıyı da kapat. Ben sana bir daha ortalıkta görünme, Şebnem'in etrafında dolanma demedim mi? Sen ne cesaretle geri gelirsin? Hem de benim evime. Seni böyle mutlu görmek ne güzel anne. Size bir haberim var. İyi haber sever Süreyya. Kötü haberlere, gerginliklere son zamanlarda tahammül edebileceğimi hiç sanmıyorum. Yani. Güler yüzüne bakılırsa bence iyi bir haber. Buraya ortak oldum. Buraya? Bu restorana? Nereden çıktı bu kız? Daha önce hiç böyle bir şeyden bahsetmemiştin. Aslında böyle bir şey planlamamıştım. Ama uzun süredir de biliyorsunuz, bir şeylerle uğraşmak istiyordum. Güzel bir fırsat diye düşündüm. Bir işle uğraşmak istemen doğru bir şey. Bana kalırsa bu adımı çok önce atmalıydın ama... Ama böyle bir şey yani... Efendim? Şebnem, aradım, evde değil misin? Aha, biz Rıza amcanın restoranındayız. Tamam, ben de geliyorum. Tamam. Kenan geliyormuş. Şevket Bey, ben işlediğim suçun cezasını kat be kat ödedim. Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Tek isteğim kendime yeni bir hayat kurabilmek.
Git hayatını başka yerde kur. Eğer derdin paraysa... Sizden para istemiyorum. Ya, paraya ihtiyacım var. Ama kendi paramı namusumla çalışıp kazanırım ben. Neden ısrarla Şebnem'in peşindesin sen? Şebnem Hanım'ın peşinde değilim. Hapisten çıktıktan sonra ben buralara kızımı aramaya geldim. Kızın mı? Senin bir kızın mı var? İki tane kızım vardı. Biri öldü, biri hayatta. İşte ben onu aramaya geldim. Eskiden buralara yakın oturuyordum. Onun için buraya geldim. Kızımı da bu semtte bir yere bırakmıştım. Şevket Bey, ben o gece sizden sonra Şebnem Hanım'ı hiç aramadım. Görmedim de. Benim evimi öğrenmiş, kendisi aradı buldu beni. Hiç kötü bir niyetim yok. Benim tek isteğim var. Hayatta kalıp kızımı bulabilmek. Gözüm üzerinde olacak. İlk yanlışında gidersin buradan. Çıkabilirsin. Silahı niye aldı? Ne yapacaktı acaba? Yaptığım hatayı telafi edeceğim. Herkes hak ettiğini bulacak. Yok yok, o kadar da değil. Yapmamıştır. Cenazede çok üzgündü. Hem öyle bir şey yapsa cenazeye gelir miydi? Anneciğim, bir şeyler hazırladım. Ben hemen geleceğim. Nereye? Veysel'le konuşmam gereken bir konu var da. Merhaba. Merhaba. Rıza Amca işten ayrıldığını söyledi. Evet, birkaç gün oldu. Biliyorum, Leyla'nın yerini bana söylediğin için. Bak, eğer istersen ben durumu babama açıklamaya çalışabilirim. Hayır, hiç gerek yok. Ama yine teşekkürler. Zaten tek sorun Leyla Hanım konusu değildi. Onun için kendini suçlu hissetme. Şevket Bey seni Leyla Hanım'ın evine götürdüğümü bilmiyor. Dediğim gibi başka problemler vardı. Kenan geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin Kenan. Görüşürüz Veysel. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Doğum günümde aldığın hediye için sana teşekkür ederim. Çok güzel bir hediyeydi. Öyle mi? Beğendiğinize çok sevindim. Şebnem'e de çok zarif bir bileklik almış. Hatice Hanım taşınırken birkaç parça eşyasını bırakmıştı. Ben de senin için aldım. Sağ olasın Mehtap. Çok güzelmiş. İkisi de çok güzelmiş. İnsanın kendi evi olması çok güzel bir şey be. Yavaş yavaş eksikleri de tamamlarız. Yavaş yavaş. Ha, benim kitabı almam lazım. Onca yıl dört duvar arasında insanın gecesi gündüz kitap oluyor. Alıştık işte. Olur olur. Zamanla her şey olur. Her şey yerine oturur. Kitaplarında olur, eşyalarında olur. Bugün Şevket denen adam işten çıkmadan önce benimle konuştu. Sen işe girdiğinden beri Şevket seninle konuşmamıştı hiç, değil mi?
Benim işe girdiğim gün Aylin'in babası öldü. Adamın suratını doğru düzgün göremedim bile. Yazık ya canım. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Aileyi zaten hiç göremedim. O annesinin yanındaydı hep. Sevgi Hanım'a başsağlığı dilemek lazım. Leyla bak. Senin kızın evinde hizmetçilik yapman hiç doğru değil. Hayır, kızcağız senin annesi olduğunu bilmiyor ki. Kalbini kırar, bir şey söyler, zoruna gider. Zoruma gitmez. Ama kocası olacak adamdan ne kadar belli etmeyeyim desem yine de korkuyorum Mehtap. Leyla bak sen beni dinle, bir an önce o evden çık. Yok Mehtap yok, ben kızımı bir başıma bırakmam o evde. Ya bu kız gözü kara deli bir kız. Başıma bir dert mi açarım, başımı belaya mı sokarım diye düşünmüyor ki. Aklına gelenin peşinden gidiveriyor. Yok, o adamla aynı evde. Kızımın arkasında o evde olmam lazım benim. Yoksa... Nereye gitti bu yüzük? Kıyafetler temizlemeye gitmedi. Şerife cebimden ne çıksa getirip bana verir. Nereye koydun bu yüzüğü? Koşuştururken insan fark etmiyor ama çok yorulmuş. İyi geceler, ben çıkıyorum. Ah, iyi geceler oğlum. Ben de birazdan gelirim. Şebnem. Efendim babaanne. Farkında mısın kızım? Sevgi Hanım bize hiç dostça davranmadı. Aa, vallahi fark etmedim. Sanki bizi suçlar gibi bir hali vardı. Niye suçlasın ki? Kadının kocası trafik kazasında ölmüş. Bilmiyorum ama bakışları beni çok rahatsız etti. Evlendikleri gece evliliği pek onaylıyor gibi görünmüyorlardı. Ondan olmasın? Kim bilir? Belki de ondandır. Ben de gideyim artık babaanne. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Kenan. Şebnem, senin Veysel'le ne işin var? Ne demek istiyorsun anlayamadım. Bak Şebnem. O adamla hiçbir şekilde konuşmanı veya görüşmeni istemiyorum, tamam mı? Veysel'le konuşmam seni neden rahatsız etti ben anlayamadım. Çünkü o adamdan hoşlanmıyorum. Bağırma Kenan. Sen Veysel'den hoşlanmıyorsun diye ben konuşmayacak mıyım? Şebnem. Sen benim karımsın ve o adamla hiçbir şekilde konuşmanı veya görüşmeni istemiyorum, tamam mı? İyi. Karın oğlum şimdi mi aklına geldi Kenan? Ha? Unutma biz boşanacağız. O yüzden kimle konuşup kimle konuşmanı bu kadar kafana takma, tamam mı? Ya ben zaten hala anlam veremiyorum. Bana neden evlenme teklif ettin? Ya düşünüyorum, düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum ya. Söylesene sen bana neden evlenme teklif ettin? Benimle neden evlendin Kenan? Şebnem ben... Ya ben sana zaten niye cevabını alamayacağım sorular soruyorsam. Niye soruyorsam. Hala beni sevdiğini biliyordum. Uğruna ne kadar aceleci davrandım. Beklemeliydim. Sırf acıma duygusu değil, onunla evlenmesinin başka bir nedeni olmalı. Müzik.
korkuyorum. Korkacak bir şey yok Leyla. Ailem evleneceğim kızla tanışmak istiyor. Evleneceğin kızın hizmetçilerin kızı olduğunu biliyorlar mı? Evleneceğim kişi kim olursa olsun saygı duyacaklardır. Seninle ben evleniyorum, onlar değil. Söylemedin değil mi? Karşılarına gelin adayı olarak benim çıkacağımı bilmiyorlar. Neden buna bu kadar takıldığını anlamıyorum. Hadi bizi bekliyorlar, daha fazla bekletmeyelim. Gel hadi. Yanında ben varken korkma sakın. Anneciğim, babacığım. Leyla ile biz evlenmeye karar verdik. Öyle mi? Eğer istediğin buysa... biz Leyla'nın ne kadar terbiyeli ve saygılı olduğunu biliyoruz. Şaşkınlığımız sizin aranızda bir şey olduğunu fark etmemiş olmamızdan. Senden tek bir şey rica ediyorum oğlum. Eğitimini tamamlayana kadar acele etmemeniz. Sonuçta çok gençsiniz. Leyla. Şebnem. Efendim. Rahatsız ediyorum ama Aliye Hanım dernek için vereceğin kıyafetleri soruyor. Biraz sonra almaya gelecekler. Tamam Şerife abla. Merak etme, korkmana gerek yok. Ben izin vermediğim sürece Şerif abla odaya girmez. Ben öyle kapı çalınca... Günaydın anne. Hı. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Hadi anne bir şeyler ye artık. Kaç gündür hiçbir şey yemiyorsun. Ayla eve gitmiş midir acaba? Şerife Hanım... eve gelecek demişti ama. Alo.
Efendim. Şebnem, günaydın. Günaydın. Senden Leyla Hanım'ın telefonunu isteyecektim. Ne yapacaksın telefonunu? Bir konu hakkında konuşacaktım. Endişelenecek bir şey yok. Şu an aklımda değil. Ben sana mesaj atarım. Hoşça kal. Şebnem, ben sana bu adamla konuşmayacaksın demedim mi? Ben de sana cevabını vermiştim Kenan. Ayrıca bana emredemezsin. O yüzden boşanmak istedin değil mi? O geceki hareketimi de bahane edip hemen boşanmak istedim. Ne? Bu adamla evlenmekte inat etmeseydin baban da şimdi bu masada oturuyor olacaktı. Ne alakası var anneciğim benim evliliğimle babamın ölümünün? Seni o kadar uyardı. Evlenme dedi. Ne vardı inat edecek ha? Hiçbir zaman lafını dinlemedin. Hep asilik yapıp burnunun dikine gittin. Neden o adamla evlendin? Sakın bir şey söyleme bana. Aşık oldum deme sakın. Senin peşinde olduğun başka şeyler var. Neyin peşindeyim Allah aşkına anne söylesene. Bu gece ipler babanla aramızda senin yüzünden koptu. Ben adama yapmadığımı bırakmadım. Niçin ha? Ne uğruna yaptım ben bu kadar şeyi? Söyle bana. Senin o adama ben aşık olduğunu sandım. Gerçekten evlenmek istediğini sandım. Halbuki senin niyetin başkaymış. Neymiş anne benim niyetim? Adamın damadı. Sen o adamın damadıyla yatıyorsun. Hadi bu ahlaksızlığı yaptın. Tamam. Onu da anladım ben. Ama ne diye aynı evde yaşayacağım diye direttin de mahvettin hepimizi ne diye? Şevket bana Şebnem hakkında her şeyi anlattı. Süreyya'nın doğum yaptığı o gün olanları. Şevket ne anlattı ki size? Her şeyi İsmet. Baş başa verip neler çevirdiğinizi gayet iyi biliyorum. Sen bir doktorsun. Yemin ettin. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Sana daha önce gelmeyi düşündüm ama. Bakın Aliye Hanım. Ben Şevket ve Süreyya'ya iyilik yaptım. Hem de mesleğimi tehlikeye atarak. O kız kimsesiz ve ortada kalmış birisiydi. Bir bebeğe bakacak durumda da değildi. Eğer o gün Şevket Şebnem'i alıp gitmeseydi... annesiyle birlikte kim bilir nasıl bir hayat olacaktı. Bir düşünün nasıl bir hayat olacaktı. Şebnem'in annesi ölmemiş miydi? Hayatta mı? Şevket size her şeyi anlatmamış. Sen beni neyle suçluyorsun Kenan? Sen ne demek istiyorsun ya? Vallahi ne demek istediğim gayet açık Şebnem. Ne zaman arkamı dönsen Veysel'le konuşuyorsun. Dün gece de birlikteydin. Boşanıyor olsak da ben senin hala kocanım Şebnem. Sen benim Veysel'le birlikte olduğumu ima ediyorsun. Sen ne diyorsun Kenan ya? Sen beni böyle bir ahlaksızlıkla nasıl suçlayabilirsin? Anneciğim söylediğin gibi gerçekten öyle şeyler yok tamam mı? Uydurmadığımı biliyorsun Ayla. Leyla denen o kadın söylüyor değil mi bunları sana? O aklına sokuyor değil mi bunları senin? Nereden biliyorsun onun söylediğini? Biliyorsun çünkü o gelip sana bunları anlattı. Hayır çünkü o buraya gelip gidiyor siz de benim dedikodumu yapıyorsunuz değil mi?
aşk olsun, sen de onun dediklerine inanıyorsun yani. Ayla, yapma kızım. Onun pis iftiralarına inanıyorsun değil mi? Yazıklar olsun anne. Yok böyle bir şey. Gelsin hesabını soracağım bunların ona. Siz istediğiniz kadar iyilik yaptım deyin. Bu yaptığınız suç ve vicdansızca bir şey. Bu kadının kim olduğunu ve adını bilmek istiyorum. Lütfen Aliye Hanım, Şevket bunu duyarsa eğer... Hiç kimse bilmeyecek. Söz veriyorum. Adı Leyla. Leyla mı? Süreyya Gürcan burada mı oturuyor? Evet, benim. Babanız Kemal Gürcan'ın ölümüyle ilgili ifade vermeye çağrılıyorsunuz efendim. Ne? Şimdi neler olduğunu anlatacaksınız. Özellikle sen anne. Neden bu kadın bizim eve bu kadar rahat girip çıkıyor? Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda bu kadar siz? Hasan. Sen neden benim peşimdesin? Neden? Bana böyle nefretle bakması içimi kanatıyor. Annesi olduğumu söylersem belki zamanla sever beni. Belki sevgiyle bakmayı öğrenir. Ayla, sen benim kızımsın demenin tam zamanı. Evet. Bekliyorum hadi. Bekliyorum. Hadi. Ayla. Sen benim